Davut Bey ezan okuyunca unuttu ne diyeceğini. Hala şimdi bu yiyecekler size ait ayrı bir içeceğiniz falan var mı? Bazı köylerde ekşi falan yapıyorlar böyle. Var mı size de has öyle bir içeceğiniz falan? Yok, biz ayran içerik, çay içerik. Olursa meyve suyu. Vallahi sütlü çay içeriz. Sütlü çay. Evet. Sütünü pişiririk, çayın içine koyup demin üstüne aktarır, onu içeriz. Sütünden çay karıştırırız. Özellikle ben çok içerim onu. Sütlü çay. Evet. Sütlü çay içerik biz. Bunun adı neydi? Uyumak. 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 Gel. Kendisi de var bir de. Kuyruğu var. Ne demek kendisi? Uyumak. Kuyumak. Kuyumak çökeliksiz yenmez. Yenmez. Bu çökelik ne çökeliği? Bunun adı ne bu çökeliği? Çökelik. Basma. Küp salamur çökeliği. Basma. Küp çökeliği. Bidon değil. Küp. Küp çökeliği. Küp çökeliği. Küpe mi basmıyoruz bunu? He. Tadı güzel değil mi? Küp çökeliği işte. Harika bir şey. Peynirle çökeliği karıştırıp doğrarıp basarız. Biraz önce muhtarım kaz etiyle alakalı bir şey anlatıyordu. Asıyorlar falan dediniz. Bir kazı keserik. Oradan sonra bir gün durur, suyunu sıktı mı duzlarız. Şöyle yukarıya dakarık acık. Bir iki ay durur, suyunu sırkar, kup kurulur. Ha bunun gibi işte. Bu, salamura. İşte. Salamura kazı. Salamura kazı. Salamura kazı. Bir diye baharım. Salamura dediğimiz duzlu mu oluyor? Duzlu oluyor. Bir al ağzına baharım. Basma gibi. Oradan sonra baktık ki yaz geliyor, Mart havalar ısındı. Kurudu ya, yağlı olur. Alırık ki öylece dondurucuya koyduk. Böyle pişirir yerik. Hayatım bir defa yediğim için bir şey anlayamadım. Bir daha yapalım. Ne biraz ye. Ama anlamış gibi değil mi? Taş gibi yiyin. Çünkü kız da yesin ya, siz tutun beni. Dur bir dakika, biz zaman. Kameraman o. Nasıl Davut Bey? Anlatın bakalım. Vallahi çok güzel. Tadı lezzetli ya, güzel. Lezzeti de güzel. Güzel. Bu anlatılmaz ki, yaşanır ya. Bu sadece bir şey yani. Bu anlatmayla bitmez yani. Benim oğlan var biliyor musun Fransa'da? Gel. Evet. Böyle burada alıştı, böyle pişirir, kahveye götürür. Her kahveye götürdüğünde belişi 1000 euro topluyormuş, 1000 euro taksit. Orada şey de, kermes yapar. Kermes yapar. Çok güzel. Kermesli. Fransa'da kermes yapar. Kermese 1000 euro topluyor, kermese veriyor. Her götürdüğünde ben böyle. Ben tadına bakmadım. Bak sen de bak. Tekme de çok güzel olur. Bak, şimdi böyleydi. Fransa'da bunu yapıp götürdüler. Bak. Tatarlar ne demiş, neydi? Çananın türü, belişinin tipi. Davut Bey, bir daha söyle ana. Çananın türü. Çananın türü, belişin. Yani tabanı. Tabanı. En lezzetli yeri artık. Davut Bey bak oraya. Bak. Yağsının bak. Altına indiğinden de. Ye bakalım aldı onu. En lezzetli yeri şurasıdır. Ye onu abi. Şuradan bir bakın bakalım tadına. Bunu ne yapıyor? Elimizden mi yiyor? Şehir usulü değil. Elinle yiyor ha. Ya. Çatalından mı yiyor? Çatal işi belişte olmaz. Elini yalan yalan yiyecek mi? Ekmek yok canım. Bu sade bu şekilde yiyin. Ekmek alınmaz. Elini yalan yalan yiyecek. Tatarlar öyle dinler. Ha yiyorum da bak ablaları Merok taş gibi yiyor diyorlar bana. Yiyor canım. Ya nasıl yok söylemiyor bitti. Söyle, yok bitti. Malim bunun bitti yeter. Yeter. Evet. Tamam. Yiyeceğiniz başka bir şey var mı beraber? Hepsinin lezzeti de. Davut Bey ben taliplerimi söyleyeyim mi? Bu taliplerimi söyleyeyim. Ne diyeceğim Talip Bey? Davut Bey. Davut Bey yapıp mı? Ben Çampınar Köyü eski muhtarlarından Tahsin Yılmaz. Okul servisçisiyim. Emekliyim der işte diye. Bir de emekli oldum. 7 yıldır emekliyim. Eşimi göğüs kanserinden kaybettim. Şu anda kendime bir talipli arıyorum. Yaşa. Bunda ayıplık yok. Yalnız. Yalnız yaşanmıyor. Şu dünyada yalnız yaşanmıyor. Açık tek bir evde tek kendim yaşıyorum Davut Bey. Başka Allah'tan. Tam kriterlerini söyle ya. Kriterlerim 45 yaşından yukarı olsun. Aşağı kabul etmiyorum. Şimdi amca bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Davut Bey söyle.
Sen sabahtan beri AK Parti'yi oyup duruyorsun. Tabii benim. Tamam. AK Parti şimdi dul kadınlara maaşa bağladı. Sen de burada böyle şey gibi kaldın işte. Kaldın. Bağlasın, bağlasın. O kadınlar maaş olmasaydı belki kötü yollara gider. Kötülük olurdu. Okay. Şimdi de sen bekar kaldın. Yok, kalmak. Maaşı vardı ya. Buluruz millet... inşallah. Var i̇nşallah var. Buluruz. Biz ona hanım Cenab-ı Allah. Da razı olmuyor. Bazı kriterlerime olduğu aksi için. Aksi o zaman. Yok. Anladım. Şimdi küçük yaşta Davut Bey, küçük yaşta istemiyorum, bak kriterlerim var. 45 yaşından aşağı talep etmiyorum ve kabul etmiyorum. Hmm. 45 yaşından yukarı saydın olacak. Saydın mı kriterlerini, saydın mı? Saydım, saydım işte. Kendi teknik özelliklerini de saydın onu mı? Onu da saydım, emekli adamım. Hatta şu anda da köyün servisçisiyim, öğrenci taşıyorum. Aylık gelirin ne kadar? Aylık gelirim 5.000 lira. 5.000 lira? Emekliliğimin hani. Gelen kadınla beraber 5.000 lirayı harcayıp yiyeceğiniz yiyeceğim. Değil mi? Benim başa kimsem yok. 6 çocuğum. Evlendikten sonra deme ben bunun 500'ünü yiyorum, 4.500'ünü de sağlıyorum, çocuklara gönderiyorum falan deme yani. Çocuklarıma ihtiyacı yok Davut Bey. Çocuklarıma ihtiyacı yok. Fransa'da biri polis oğlumun, biri de zaten bir o da kendi çalışıyor. Ya burada. Üç kızım vardı, gelin ettim. Bir Allah'ına bin ben varım evde. Başka hiç kimsem yok. Yanımıza alırsa oğlum yoksa... Yok, kabul etmem. Çocuklu olursa kabul etmem. Tabii. Telefon numaramı da vereyim de ben kararlar mı? Ver, ver. 0536 308 2736 telefon numarama. Bana ulaşmak isteyen beni arasın. Bekliyorum. Yanımıza al olmasın. Yani çocuk olmasın, yanımıza al diyelim de. Çocuklu kabul etmiyorum. Ben kuş şeylerimi anlattım ben. Talip olan varsa telefon numaramı da verdim. Bana bekliyorum. Bana gelen kraliç olur neye? Benim evde kimsem yok. Allah'tan gayrı. Şu evde mesela bir tek benim, başka kimsem yok. Baba Yozgat'ta çevresi olsun de. Hiç Yozgat, anlamadım. Genellikle de Yozgat çevresi olsun dediği gibi. Eğer olursa olmazsa ne yapalım? İsmet, tamam. Değil mi? Ben daha atakan beni geçtim. Dışarıdan hele hiç istemem. Ben atakan size babama selam söyle. Fransa'da. Adım Berat Han Çangay'a. Çampınar koyuyorum. Tam bir Tatar balasıyım. Ondan sonra buradan babama selam söylüyorum. Bugün 30 Nisan Doğa Bekir'in doğum günü, şehidimizin. Ona selam söylüyorum annesine babasına. Ondan sonra tüm akrabalarıma selam söylüyorum. Adım Mahmut. Soyadım Yılmaz. Adım Yasin. Çangay'a birinci sınıfa gidiyorum. Babama da selam söylüyorum. Benim adım Nihat. Soyadım da Özdemir. Babam İzmir'de. Babama selam söylüyorum. Ben Halis Mulis Tatar balasıyım. Annem de Tatar, babam da Tatar. Dedeme selam Şemşettin dayıma selam söylüyorum. Dedeme selam söylüyorum. Babaanneme de selam söylüyorum. Ben Çampınar köyünde ikametgah etme olan Özcan Yılmaz, 4. ağza. Maşallah çömerim. Allah razı olsun, koy hatımdan beni 4. ağza. Köyden saygılar duyuyorum köy halkıma. Tabii köyden hepsine saygı duyuyorum. Geriden 4. ağza seçilmişik. Köyümüz Tatar ama çok eskiden gelmiş. Artık Tatarlık az da olsa bitmiş yani. Şu anda tamamen Türkleşmişiz. Ben Tatar demeyeceğim şimdi, Tatarım ama ben tamamen hasbihas Türk'üm. Buradan beni izleyen bütün izleyicilerime saygılar duyuyorum. Dilimiz Tatar. Hepinize selam diyorum. Avrupa'daki bütün Yozgat, Aktan Madeni, Çampınar Köyü'nde ikametgah etmek olan gurbetçilerimizin hepsine selam gönderir. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.